Öncelikle Topkapı Sarayı konusuyla başlayalım dersimize. Arkadaşlar saray deyince aklımıza Orhan Bey dönemi gelsin. Çünkü Osmanlı Devleti'nde ilk saray e, Bursa'da oluşturulmuştur. Bakın normalde Osman Bey geliyor Bursa'yı kuşatıyor. Ancak vefat ettiği için oğlu Orhan Bey geliyor Bursa'yı ele geçiriyor. Ve ele geçirdikten sonra buraya da ilk Osmanlı Sarayı'nı kuruyor. Yani Osmanlı Devleti'nin aynı zamanda Bursa başkentidir. Ardından fetih hareketleriyle birlikte yeni topraklar elde ediyoruz ve 1. Murat dönemine gelindiğinde ise bu kez Edirne'de bir saray kuruyoruz ve Edirne'yi de başkent yapıyoruz. O halde Osmanlı Devleti'nin topraklarının genişlemesi, fetihlerin yapılması, yeni sarayların inşa edilmesine ve başkentlerin değişmesine neden olmuştur. Mesela bakın Bursa'yı alıyoruz, burayı başkent yapıyoruz. Edirne'ye gidiyoruz, Edirne'yi alıyoruz, burayı da başkent yapıyoruz ve buralara da ne kuruyoruz? saraylar kuruyoruz. Yani yönetim merkezleri kuruyoruz. Arkadaşlar Topkapı Sarayı'na gelecek olursak bu saray Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra hem padişah hem de ailesinin ikamet etmiş olduğu devletin yönetim merkezi olarak tarihe geçmiştir. O halde Topkapı Sarayı kim tarafından yaptırılmış? Bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Bu sarayda hem culus hem de bayram törenleri yapılabiliyordu. E sadece culus ve bayram törenleri mi yapılıyor? Hayır. Mesela yabancı ülkelerin elçileri geldiği zaman bu elçiler bizzat e, Topkapı Sarayı'na gelebiliyorlardı. Demek ki buralarda elçi karşılamaları da yapılabiliyormuş. Bunun yanı sıra hem Müslüman olsun hem Müslüman olmasın tüm reaya yani tüm halk Topkapı Sarayı'na adalet için başvuruda bulunabiliyordu. Demek ki halk yani reaya... Bir problemle karşılaştığında bizzat Topkapı Sarayı'na başvuru yapabiliyormuş. Ve bu başvuru yapabilmesi için Müslüman olması şartı da yok. Müslüman olsun olmasın tüm halk Topkapı Sarayı'na başvurabiliyormuş. O halde Osmanlı Devleti'ndeki saraylara baktığımızda Orhan Bey döneminde ilk önce Bursa'ya saray kurulmuş. Ardından Edirne'ye saray kurulmuş. İstanbul'u fethiyle birlikte İstanbul'a da Topkapı Sarayı kurulmuştur. O zaman şöyle bir genellemede yapabilir miyiz? Saray neredeyse devlet merkezi de oradır. Tabii ki de yapabiliriz. Önce devletin merkezi Bursa, Edirne ve İstanbul olarak devam ediyor. Ayrıca Topkapı Sarayı denildiğinde buranın devlet merkezi olduğunu unutmayacaksınız. Ayrıca burası padişahın bizzat evidir. Padişah burada yatar, kalkar. Burada ikamet eder. Ve burada eğitim hanede vardır. Burada eğitim çalışmaları da yapıldığı için önemli devlet adamları da yetiştirildiği için buranın aynı zamanda bir eğitimhane olduğunu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar Topkapı Sarayı'nı biz 3 bölümde inceleyeceğiz. Birun var. Birun için dış saray diyoruz. Enderun için iç saray adını veriyoruz. Ve bir de harem var arkadaşlar. Şimdi gelin bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle Enderun'a bakalım. Yani iç saraya. Bu sarayın en önemli özelliği devlet adamı yetiştirilen merkezdir arkadaşlar. Peki hocam buraya gelen insanlar buraya gelen öğrenciler nasıl geliyor? Nereden geliyor? Devşirme sistemiyle geliyor arkadaşlar. Biz devşirme sistemini daha önceki derslerimizde işlemiştik. Neydi? Arkadaşlar 8 ile 10 yaş arasındaki uzun böyle boylu poslu, ahlaklı, zeki çocukları alıyoruz ve onları devşirerekten Türk yapıyoruz, Müslüman yapıyoruz ve bu okulda onlara gerekli eğitimleri verdikten sonra bu eğitimlerde başarılı olanları Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Enderun'a koyuyoruz. Ve bu okulda yetiştikten sonra bu adamlar ne oluyor? Devlet adamı oluyorlar. Önemli yönetim kollarında görev almaya başlıyorlar. Hatta o kadar üst görevlere gelebiliyorlar ki Enderun'da yetişen kişiler Sadrazamlığa kadar yükselebiliyor. Bakın Sadrazam dediğimiz kişi boş boş bir adam değil. Devletin ikinci adamıdır. Padişah'tan sonra gelen ikinci kişi bile olabiliyorlarmış. O halde padişah dışındaki tüm devlet yöneticilerini aslında biz Enderun Mektebi'nde yetiştirebiliriz. Peki hocam padişah Enderun Mektebi'nden yetişebilir mi? Hayır arkadaşlar. Padişah Enderun Mektebi'nden yetişemez. 8-10 yaşındaki çocukları almıştık arkadaşlar. Onları getiriyoruz. Saraylarda eğitim veriyoruz. İslam adetlerini, geleneklerini, göreneklerini onlara öğretiyoruz. Ve bu çocuklar aldıkları eğitim sonrasında yetenekli öğrencileri tespit ediliyor yetenekli, zeki olan çocukları Endor'un mektebine alıyoruz. Bu çocuklar bu okullarda hem dini hem ilmi ve siyasi eğitimlerin yanı sıra saray protokollerini de öğrenirler. Demek ki sadece tek bir yönde eğitim verilmiyormuş burada. Endor'un mektebinde bir devlet adamı nasıl yetiştirilirse o şekilde eğitim alıyorlardı. Endor'un mektebinde çok güzel bir söz var arkadaşlar. Bakın bu sözü sizle paylaşmak istiyorum. Der ki burada hiçbir balık uçmaya Hiçbir kuş da yüzmeye zorlanmaz. Biz bu cümleden ne anlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Herkes kendi yeteneklerine göre yönlendirilir. Atıyorum bu adamın yeteneği askerlik ise bu adamı devlet adamı olmaya zorlayamayız. Ya da bu adamın askerliğe yeteneği yoksa o adamı Yeniçeri askeri yapmamıza gerek yok. Kimin yeteneği hangi alandaysa o alanlara yönlendiriliyor. Peki şu an öyle mi? Şu an öyle değil arkadaşlar. Hepimiz aynı sınıfta eğitim görüyoruz ve hepimiz aynı üniversitelere yönleniyoruz. Yeteneğimiz aynı olmamasına rağmen, ilgi alakalarımız aynı olmamasına rağmen aynı sınıflarda aynı öğretmenler tarafından eğitim görüp aynı mesleklere yönleniyoruz. Bakın bu çok yanlış. Ama endörün sistemi öyle mükemmel bir sistem kurmuşlar ki herkes sevdiği, başarılı olduğu işe yönlendiriliyormuş ve henüz çocuk yaşlarda yönlendiriliyor. Osmanlı padişahları en mektebine çok önem verir. Bakın en derun demektir aslında. Sarayımın en derin, en önemli kısmı olarak nitelendirilir en derun mektebe. O halde en derun mektebinin genel özellikleri bu şekildeydi. Bir sonraki konumuzu ise birun yani dış saraydır arkadaşlar. Burası dış saray olarak bilinir. Birunun içerisinde hem saray muhafızları hem de çalışanları bu bölgede yer alabilirlerdi. Ayrıca Osmanlı Sarayı ve padişahının dış hizmetlerine bakan ve sarayda kalma mecburiyeti olmayan padişahın hocası, hekimbaşı, ulema, e, hünkâr imamı ve göz hekimi gibi kişilerde görevlilerde bizzat dış sarayın yani birinin içerisinde bulunabilirlerdi. Topkapı Sarayı'nın üçüncü bölümü ise haremdir. Arkadaşlar harem denildiğinde padişahların evleri, padişahın konutu e, aklınıza gelebilir. Hareme genel olarak baktığımızda harem ve selamlık olarak iki kısma kendi içerisinde ayrılıyormuş. Hareme gelen cariyeler aynı devşirme sistemiyle birlikte cariyeler alınıyordu ve bunlar Müslüman adab ve terbiyesiyle yetiştiriliyor. Yani cariyeleri e, devşirme sistemiyle getirmişiz, onları Müslüman yapmışız, Müslüman gelenek ve göreneklerine göre onları yetiştirmişiz. Peki daha sonra ne oluyor bu cariyelere? E, yeri ve zamanı geldiğinde ise Onları evlendiriyorlar arkadaşlar. Önemli devlet adamlarıyla evlenip e, yuvalarını kurabiliyorlardı. Ayrıca haremden sorumlu en yetkili kişi ise harem ağası adı veriliyordu. O halde harem deyince devlet adamların konutları anlamına geldiğini unutmayacaksınız. Padişahın evinin bulunduğu bölge olarak söyleyebiliriz. Haremlik ve selamlık olarak iki kısma ayrılıyormuş. Buradaki cariyeler önemli devlet görevlilerinde, hizmetlerinde bulunuyorlarmış. Ve yaşları ve zamanı geldiğinde ise onları evlendiriyorlarmış arkadaşlar. Harem de bu şekildeydi. Sıradaki konumuz Divanı Hümayun. Arkadaşlar ilk Türk devletlerini hatırladığınızda ilk Türk devletlerinde divan değil de kurultay deniliyordu. Ee, Osmanlı Devleti'nde divan Hümayun deniliyor. Şu an Türk devletlerinde ise TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi deniliyor. Aslında üç aşağı 5 yukarı birbirinin aynısı. Şimdi Divan-ı Hümayun'a baktığımızda burada ne yapılıyordu? Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandı yere biz divanı muayyun diyorduk. Osmanlı devletindeki ilk divanı Orhan Bey döneminde görüyoruz arkadaşlar. Orhan Bey döneminde ilk divan kurulmuştur. Bakın Orhan Bey döneminde kurulduğunda divanın başkanı bizzat padişahtı. Ne zamana kadar bu uygulama devam ediyor? Fatih dönemine kadar devam ediyor arkadaşlar. Ne zaman ki Fatih Sultan Mehmet geliyor ve Fatih dönemiyle birlikte artık divana başkanlık yapan kişi sadrazam olmaya başlıyor. Demek ki Fatih Sultan Mehmet bazı gerekçelerden ötürü divanın başkanlığını ikinci adam diye adlandırdığımız sadrazama yani veziri azama bırakıyor. Bunun birkaç tane sebebi var aslında. Hani e, divan üyeleri daha rahat karar alabilsinler diye sadrazama bırakıyor ama gizli bir bölme var. Kafes diye nitelendirdiğimiz oradan Fatih Sultan Mehmet divanda ne konuşuluyor, ne yapıyorlar, ne kararlar alınıyor hepsini yakından takip ediyor. Bir de divan üyeleri bizzat padişah üzerinde nüfus kuramasınlar diye de e, padişah sadrazam yerini bırakmıştır diyebiliriz. O halde divanı Hümayun'u gördüğünüzde devlet işlerin görüşüldüğü merkez olduğunu bileceksiniz. Danışma meclisi olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bakın burada devlet işleri görüşülüyor ama karara bağlanırken son söz bizzat padişaha aittir. E son söz padişaha aitse o halde bu meclise niye gerek var? Demek ki bu meclise sadece danışma olarak ihtiyaç varmış. Son karar padişaha aittir. Bunu unutmayın. Bakın başkanı sadrazam olduğunda dahi son söz bizzat padişaha aittir. O halde devlet işleri burada görüşülüyor ama karara bağlanırken son sözü yine padişah veriyormuş. Ayrıca Divan-ı Humayun toplantıları ilk başta kurulduğunda her gün toplanıyordu. Her gün bu divan toplanırdı. Ne zamana kadar? Fatih dönemine kadar her gün toplanıyordu. 16. yüzyıl ile birlikte artık haftada 4 gün toplanmaya başlayacaklar. 17. yüzyıldan sonra ise bu Divan-ı Hümayun önemini maalesef kaybetmeye ve bozulmaya başlayacak arkadaşlar. Demek ki ilk başlarda her günmüş, sonra azaltılmış, sonra günden güne önemini kaybetmiş, bozulmaya başlamış. Divan-ı konusu da bu şekildeydi. İlk divan görevlimizin adı Sadrazam. Diğer bir ismiyle Veziri Azam da derler arkadaşlar unutmayalım. Yani baş vezir olarak da geçiyor. Sadrazam kimdir? Padişahın vekili ve onun baş yardımcısı olarak geçmektedir. Yani padişahtan sonraki en önemli devlet adamı bizzat sadrazamdır. Eğer padişah sefere katılmazsa orduyu komuta eden kişi kimdir? o da sadrazamdır. Eğer orduların başında padişah varsa orduların başkanı, başkomutanı haliyle padişahtır. Eğer padişah sefere katılmazsa onun yerine başkan kim oluyormuş, komutan kim oluyormuş? Sadrazam. Serdarı Ekrem ünvanı ile orduların başında komuta edebiliyormuş. Başvezir olduğunu da unutmuyoruz. İkinci devlet görevlimiz ise divan görevlisi vezirdir arkadaşlar. Vezirler de sadrazamın yardımcılığını yapar. Günümüzdeki devlet bakanlarına benziyor. Hani şöyle düşünün bir tarafta başbakan var bir tarafta da bakan var. Bakanı vezir gibi başbakanı da sadrazam gibi düşünebilirsiniz. Padişahı da cumhurbaşkanı gibi düşünebilirsiniz. Demek ki baş vezire vezir azam deniliyormuş. Sadrazamın yardımcılarına vezir adı veriliyormuş. Günümüzdeki devlet bakanlarına benziyormuş. Yani sadrazama yardım etmekle görevli devlet adamı olarak geçiyormuş. Diğer bir divan üyemizin adı ise kaz askerdir arkadaşlar. Kaz asker büyük davalara bakar. Öyle sıradan davalara değil. Büyük davalara bakıyor. Normal davalara kadılar bakıyordu. Kadıların başı olarak da düşünebilirsiniz. Kadı, kaz askeri. Kadı asker de deniliyor bazı kaynaklarda. Aynı zamanda kadı ve müderrislerin atamasını yapar. Kadının yargıç olduğunu biliyoruz zaten. Müderris kimdi? O, o da öğretmendi. Medreselerdeki öğretmenlerdi. O zaman müderrislerin atamasını yapıyorsa bir nevi eğitimden de sorumluymuş. Eğitimden ve hukuktan sorumlu bir görevli olarak karşımıza geliyor. O yüzden kazasker için Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığına benzemektedir diyebiliriz. Günümüzdeki karşılığı. E Adalet Bakanlığı'na neden benziyor? E çünkü davalara bakıyor. E Milli Eğitim Bakanlığı'na neden benziyor? E çünkü müderrislerin atamalarına kadar yapıyor. Bu konuyla da ilgilendiği için aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na da benzemiş oluyor. Sıradan davalara değil büyük davalara bakıyordu. Defterdara baktığımızda ise zaten resimden de anladığımız gibi bu adam neyle ilgileniyor? Daha çok devletin mali işleriyle. Yani ekonomi ile uğraşan bir devlet adamı olarak geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı'na benziyor günümüzdekini. Divan toplantıları olduğunda defterdar ülkenin ekonomisiyle alakalı padişah bilgiler verirdi. İşte gelirlerimiz, giderlerimiz, işte kazançlarımız, vergilerimiz tüm bu bilgileri kim veriyormuş padişaha? Defterdar veriyormuş. Defterdar kimmiş? Mali işlerden sorumlu bir ee, divan görevlisiymiş. Yani günümüzdeki Hazine ve Maliye Bakanı'na benzemektedir. Bir diğer divan üyemizin adı ise Şeyhül yani İslam yani İslam'ın şeyhi olarak düşünebilirsiniz. En yüksek din görevlisi olarak geçiyordu Osmanlı Devleti'nde. Mecliste yani divanı hümayunda alınan kararlar dine uygun mu değil mi gibi kararları e, Şeyhül İslam veriyordu. Yani Şeyhül İslam padişahın dine aykırı bir karar alıp almaması konusunda onu yardımcı oluyordu. Yani günümüzdeki Diyanet İşleri Bakanlığı'na da aynı zamanda benzemektedir. E günümüzde de ne yapıyoruz? Din ile alakalı bir kafamıza soru oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın telefonunu arayarak bilgilenebiliyoruz. O dönemde de Şeyhülislam Padişahı ve divan görevlilerini bu konuda bilgilendiriyordu. Bir diğer görevlimizin adı ise nişancı. Nişancı da fethedilen yerleri kaydederdi. Tahrir adı verilen defterler vardı arkadaşlar. Bu defterlere yeni fethedilen yerleri not alırdı. Aynı zamanda padişahın emri, e, emrine mührünü basabilme yetkisine de sahipti. O zaman daha çok e, fethedilen yerleri kaydetmek ile görevli ve mührü basmakla görevli birisiymiş. Şeyhülislam da mecliste alınan kararların, divanda alınan kararların dinimize uygun mu değil mi gibi konularda düşüncelerini söylermiş. Sıradaki görevlimizin adı ise Yeniçeri Ağası. Yani Yeniçeri Ocağı'ndaki başkomutan olarak geçiyor. Yeniçeri Ordusu'nun komutanıdır. Daha çok askeri konularda görüş bildirir. Yani savaş ile alakalı, ordu ile alakalı bir konu olduğumu meclise katılıyordu ve görüşlerini bizzat dile getirebiliyordu. En temel görevi ise başkenti ve sarayı korumaktı. Yani bir nevi padişahı korumaktan görevli olan kişi Yeniçeri A'sıydı. Devam edelim. Aynı zamanda Kaptani Derya'mız vardı. Kaptani Derya kimdi? Bunu zaten bir önceki dersimizde söylemiştik. Deniz Kuvvetleri Komutanıydı. Yani daha çok donanmadan sorumlu olan komutana Kaptanı Derya. Derya zaten deniz demekti. Denizlerin kaptanına da Kaptanı Derya adı veriliyordu. En meşhur Kaptanı Derya'mızı hatırlayalım. Barbaros Hayrettin Paşa ve Piri Reis'i hatırlatabilirim. Şimdi de Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik atılan bazı adımlar var. Bu adımlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Osmanlı Devleti kısa sürede büyümesinde, varlığını böyle uzun bir şekilde devam ettirmesinde tabii ki de kurmuş olduğu güçlü merkezi otoritesi, devlet teşkilatının önemli bir etkisi vardı. Eğer Osmanlı Devleti gelişmiş bir devlet teşkilatına güçlü bir merkezi yapıya sahip olmasaydı 600 yıl boyunca dünyayı yönetebilir miydi? tabii ki de yönetemez. Peki gene şimdi de bakalım ne gibi adımlar atmış ki merkezi otoriteyi güçlendirmiş. Mesela bu adımlardan biri Kanunname-i Ali Osman'ı düzenlemiştir. Arkadaşlar bu kanun ne zaman oluşturuldu? Bizzat Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih tarafından oluşturuldu. Kanunname-i Ali -i Osman ile birlikte birçok önemli yeni maddeler içerir bu. Bu maddeler ile birlikte padişahın otoritesi güçlendirecek adımlar atılmıştır. Hem padişahı hem de merkezi otoriteyi güçlendirmek için bir kanun çıkarılmış. Bu kanun merkezi otoriteyi ve padişahın yetkilerini artırmıştır. Hatta bu dönemde padişahlara kendi kardeşlerini öldürme izni de verilmiştir. Yani ne olmuş? Kardeş katli gelmiş arkadaşlar. Kardeş katli arka hocam yani niye kardeşlerini öldürüyorlar? Bakın devletin bekası için, devletin geleceği için gerekiyorsa kardeşin katledilmesi vaciptir, uygundur e, kararı çıkmıştır arkadaşlar. Devlet yok olacağına kardeşi öldürebilirsin gibi bir istisna yaptırım getirilmiştir. Üçüncü madde tanıdık gelmiştir arkadaşlar. Divanı Hümayun'un başkanlığına sadrazamın devredilmesi de bizzat merkezi otoriteyi padişahın yetkisini güçlendirmek için yapılan bir adımdır. Şimdi az önce söylemiştim normalde Fatih dönemine kadar bizzat divanın başkanı padişahtı. Şimdi her ne kadar padişahta olsan divan üyelerinin karşısında bizzat divan üyeleri padişaha nüfuz edebiliyorlardı. O halde direkt padişaha nüfuz edemesinler diye ne yapmış? Başkanlığı vezir azama yani sadrazama bırakmış. Siz tüm konuları sadrazamıma iletin diyor. Ama son söz yine kime ait? yine padişaha ait. Bakın demek ki padişah kendi üzerindeki baskıyı atabilmek ve daha kolay bir şekilde, daha rahat bir şekilde, daha güçlü bir şekilde karar alabilmek için başkanlığı sadrazama bırakmıştır. Bir diğer adım ise haremden evlenme usulünün uygulanmaya başlaması. Bakın arkadaşlar haremdeki kadınlar nereden geliyordu? E, devşirme ile geliyordu. Yani yurt dışından, savaşlardan elde ettiğimiz esirler olarak geliyordu. Şimdi iki tane seçenek olsun. Bu devşirme usulüyle gelen bir kadın olsun. Bu da Anadolu'da köklü, saçlarını da güzel güzel yapayım, köklü bir aileden, güçlü bir aileden gelen birisi olsun. Atıyorum Karamanoğulları'ndan, atıyorum Germiyanoğulları'ndan bir kadın olsun. Bakın bu kadınla evlenirse padişah o zaman bu kadının ailesinin gücü Osmanlı padişahları üzerinde etkili olacak. Padişah'a nüfuzunu, gücünü kullanabileceklerdi. Hak iddia edebileceklerdi. Ama bu usule gitmiyoruz. Gidiyoruz. Ne yapmışız? Haremdeki cariyeler ile padişahları evlendirdiğimiz zaman bunu zaten yabancı bir insandı. E, dolayısıyla bunun ailesi de yok. E, dolayısıyla Osmanlı padişahına nüfuz edebilecek, devlet işlerine karışabilecek herhangi bir durumu yoktu. Padişah bu kadınla evlenince birçok problem ortaya çıkıyor. Ama bu kadınla evlendiğinde birçok problemi aşmış oluyorlardı. Bu da padişahın gücünü, merkezi otoriteyi son derece arttırıyordu. Son olarak da haksız yollarla servet edinenlerin mallarına el konuldu. Arkadaşlar bu usulün adını da unutmamanız lazım. Nedir? Müsadere usulü denilir arkadaşlar. Devletten haksız yollarla toprak edinmişse, kazanç elde etmişse devlet bunlara göz açtırmıyor. Dolayısıyla kendi gücünü ve otoritesini devlet müsadere usulüyle iyice artırmıştır ve merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. Demek ki bu dönemde merkezi otoriteyi güçlendirmek için atılmış adımlar bu şekildeymiş. Şimdi de Osmanlı devletinde veraset sistemi konusuna bakalım. Bakın Osman ve Orhan Bey dönemlerine baktığımızda, yani Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu yıllara baktığımızda ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı vardı. Şimdi şöyle düşünün. Bu adam padişah olsun. Aynı kanı taşıyan çevresinde oğulları, akrabaları, kendi ailesinden aynı akrabaya, sülalede olan herkesin bu durumda padişah olma hakkı var. Öyle değil mi? Şimdi padişah öldüğü zaman kendi çocuğu da padişah olmak isteyecek. Aynı kanı taşıyan, aynı hanedandan olan herkes padişah olmak isteyecek. Dolayısıyla hanedan arasında mücadele başlayacak. Bu da Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesine sebep oluyordu. Sürekli taht kavgalarına sebep oluyordu. O yüzden Birinci Cumhuriyet dedi ki arkadaşlar artık ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır. O halde şunların tamamı gitti. Kim kaldı geriye? Sadece padişah var atıyorum. Bir de minik oğulları olsun. Atıyorum bu adamın 3 tane çocukları var. Peki taht kavgasını önledi mi? E yeni önlemedi. Bu sefer de bu üç çocuk arasında taht kavgaları başlayacak. O yüzden yine devlet güç kaybetmeye başlıyor. İkinci Mehmet döneminde de diyecekler ki ülke padişahın ortak malıdır, padişahın malıdır diyecek. Hatta bu dönemde ne yapılıyor? Kardeş katli de getirildi. Demek ki bu üç kardeş arasında taht kavgası yaşanmasın, devlet güç kaybetmesin diye atıyorum bu adam başa geçtiğinde bu problem yaratıyorsa onu öldürebilirdi. Ama bu usul de zamanla yanlış anlaşılmaya başlanıyor. Yanlış kullanılmaya başlanıyor. Şimdi ba padişah olan herkes gidiyor bütün kardeşlerini öldürmeye başlıyor. Bakın problem yaratmasa da öldürünce ehal ile en sona bir kişi kaldı. Bu padişah e bu ölünce kim geçecek? E kimse kalmadı. Dolayısıyla bu usulün de tehlikelerini görüyorlar. Ve birinci Ahmet döneminde diyorlar ki Ekber ve Erşet sistemine geçelim. Yani en yaşlı hem de en olgun olan, en zeki olan, en bilge olan kişi Osmanlı padişahı olsun diyorlar. Bakın bu taht kavgalarını azaltır gibi olsa da bu da bir çözüm değil. E şimdi diyecek ki ya atıyorum en yaşlısı bu, sonraki yaşlı bu, e sonraki yaşlı bu. E bu adam en yaşlıyı öldürdü mü en yaşlı olacak. Dolayısıyla da olgun olmak, zeki olmak bunlar da ölçülebilir şeyler olmadığı için aslında genel olarak baktığımızda Osmanlı Devleti'nin önündeki en büyük engellerden birinin veraset sistemi olduğunu görebiliyoruz. Bakın çok güçlü dönemler yaşıyoruz. Evet ama o padişah öldüğünde, o sultan öldüğünde, o yönetici öldüğünde güç kaybetmeye başlayabiliyoruz. Neden? Taht kavgaları yaşanıyor. Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi de bu şekildeydi. Şimdi de Osmanlı Devleti'nde şehzadeler ve bu şehzadelerin çıkma usulü konusundan biraz bahsedelim. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde padişahın erkek çocuklarına şehzade adı veriliyordu. Şehzadeler ortalama 15 yaşlarına gelindiğinde tecrübe kazanması için sancaklara gönderilirdi. Bakın 15 yaşına kadar eğitim almıyor mu hocam? Tabii ki de alıyor. 15 yaşına kadar sarayda eğitim alıyor. Ortalama 15 yaşından sonra ise sancak bölgelerine gönderiliyor. Bakın bu şehzademiz 15 yaşına gelmiş olsun, nereye gönderildi? Sancağa gönderildi. Ama yalnız gönderilmiyor, yanına da bilge insanlar gönderiliyor, hocaları gönderiliyor. Lala adı verilen yardımcıları geliyor. Bakın bu adam bilgili, tecrübeli, devlet yönetimi konusunda son derece tecrübeli birisidir. Dolayısıyla lalalar, şehzadeleri sancaklarda sanki bir devlet başkanı olacakmış, bir padişah olacakmış gibi yetiştirirler. Şimdi atıyorum padişahın 5 tane çocuğu var. Arkadaşlar 5 çocuk da farklı farklı sancaklara gönderilir. 1 2 3 4 5 tane sancağımız var. Her birinin yanına birer lala verilir. Bakın şehzadelerimiz var. Her birinin yanında birer lala var ve her biri de sanki kendisi padişah olacakmış gibi yetiştirilir. Çünkü hangisinin padişah olacağı belli değil. O yüzden devlet tecrübesi kazansınlar diye sancaklarda bir takım ona yetkiler verilir. Bir takım görevler verilir ve o, bu görevler o yetkiler de şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlar. Demek ki yanlarına yardımcı olarak lalar verilmiş. Sancakta bulunan şehzadeye Çelebi Sultan deniliyor. Bakın padişahın çocuklarına e, şehzade deniliyormuş. Ama sancakta görev yapanlara ise Çelebi Sultan adı veriliyormuş ve son olarak da sancak usulüyle tahta çıkan son padişahın 3. Mehmet olduğunu da unutmayın arkadaşlar bu bilgi de karşınıza gelebilir. Demek ki padişahın çocuklarına şehzade adı veriliyormuş 15 yaşına kadar sarayda eğitim alıyorlarmış 15 yaşından sonra sancaklara gönderiliyor sancaklarda bilgili tecrübeli insanlar yani lalar tarafından eğitim alıyorlarmış son olarak da sancak usulüyle tahta çıkan son padişahta 3. Mehmet'miş. Şehzade ve sancağa çıkma konusu da bu şekildeydi. O halde günün sorusuyla dersimi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Kardeş katli hangi padişah döneminde getirilmiştir? Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Yeni derslerden, yeni videolardan haberdar olabilmek amacıyla kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.